O kadar harika bir şey ki Allah'ın hikmeti. Bakın şimdi bu bir DNA sarmalı. Bütün yani olaylara ait bilgiler bunun içinde, yani insanın vücuduna ait ya canlılara ait bilgilerin hepsi kütüphane gibi, bunun içerisinde milyarlarca bilgi kodlu. DNA kopyalamadan önce DNA şeritini ikiye ayırmak için özel bir enzim geliyor. Yani bir kere bu enzim ikiye ayırma kararını nereden alıyor? Nasıl alıyor? Mesela bu Allah'ın bir mucizesi maşallah. Hocam. İşte bazı aklı evvellere göre, bazı ilginç tiplere göre bu bu şekilde olabiliyor bazılarına göre. Ama bunun bir mantığı yok. Açıkça müthiş bir şuur olması gerekiyor. Yani niçin ayırma kararı alsın ortadan ikiye ve çok özenli bir ayırma gerekiyor. Yani paramparça o, çok nazik bir yapılanma çünkü DNA. Özenle başlıyor. Buradan böyle güzelce makas gibi ikiye ayırmaya başlıyor. Burada da turuncu renkte görülen bu enzim DNA'nın helix şeklinde sarılmış kollarını bir fermuar gibi açar. Diyor. Bakın burada böyle açmaya devam ediyor iki taraftan. Açıyor, 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 devam ediyor. Yeşil renkte gösterilen enzim DNA'nın kollarını birbirinden ayırırken yeniden dolanmalarını engellemek için her iki kolu sabit tutuyor. Asılıyorlar onlar da, tutuyorlar. Yeniden yapışmasın diye. Bakın ayrı bir ekip de ayrılanın birbirine yapışmaması için tutuyor. Ve molekül bunlar. Yani enzim. Ya bir kere insanın gözü olması lazım, kulağı olması lazım. Biz bunu şimdi diyecek, bu yapışır, ne olur ne olmaz, ben bunu tutayım diyecek. Kolu olması lazım. Bunu görmesi lazım. İnsanın vücudunun içi kapkaranlık. Etin içi, yani etin içindeki bir hayatı düşünün insanın, damarın içindeki düşünün. Ne ışık var, ne aydınlık var. Bunlarda ne gözü var, ne kulağı var. Yani nereden bilirsin bunun birbirine yapışacağını ve bunları tutmak gerektiğini? Sen nereden bilirsin bunları ayırmak gerektiğini, ortadan ikiye ayırmak gerektiğini? Bakın bu esnada bir başka enzim her iki DNA şeridinin karşısında uygun bilgileri ekler. Bakın bu bilgiler yani zaten olağanüstü bilgiler. Bu her biri bir konuyu anlatan, yani insandaki bir özelliği anlatan bilgi olmuş oluyor. Tek 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 karşılarına bunları birer birer getirip, yani bunun imali de ayrı bir konu. Ve imal edilenin ne olduğunu nereden biliyorsun? Aynı parçanın doğru parçayı getirdiğini nereden biliyorsun? Bu parçanın imali zaten son derece acayip, yani onun hiçbir açıklaması yok. Getirip bakın burada teker teker gayet düzgün tam onun karşılarına, normal DNA sarmalını oluşturacak şekilde tam karşıtlarını, karşıdakinin tam bir benzerini buraya güzelce diziyorlar teker teker. Birer birer getirip diziyor. DNA kopyalanmasının ardından hata tespiti başlıyor. Özel görevli bir enzim DNA zincirindeki tüm basamakları tek tek kontrol ediyor. Acaba burada bir hata var mı? Gözden geçiriyor. Ya görmesi lazım, dokunması lazım. Nereden biliyorsun hata olup olmadığını? Bir hata varsa tespit ediyor. Bulduğu bir hata olduğunda onu yerinden çıkarıyor. Diyor bu yanlış parça gelmiş diyor. Bu gelen yani insanın özellikleri ya canlının özelliklerine ilgili parçalar var. Yani bunlar kütüphane gibi dizim. Yani yanlış bir kitap gelmişse buraya, yanlış bir bilgi, onu alıp çıkartıyor. Yanlış geldiğini nereden bilirsin? Bakın sonra bu sırada başka bir enzim boş kalan yere doğru parçayı getirir ve yerine yerleştirir. Şimdi o anormal parçayı götürüyor. Yani yanlış o. O da doğru olanı tespit ediyor. Diyor ki bu buranın eksiği bu. Alıyor, getiriyor şak diye oraya onu yerleştiriyor. Ve gidiyor. Devreye giren üçüncü bir enzim de DNA zincirindeki bu kopukluğu görüp gelir diyor. Uygun malzemeyi kullanarak tamir eder. Aradaki o şeriti üst şeritin kapağını tamir edip kapatıyor. Bundan sonra zaten bu milyonlarca olaydan sadece bir tanesi şu. İnsan vücudundaki. Çok küçük bir bölüm. Bunu Darwinistler tesadüfle açıklıyorlar. Tesadüfler ne oluyor diyorlar. Hayır kaşı yok, gözü yok yani bir, yani bu enzim bir molekül. Ne anlar ne bilir. Yani bu olağanüstü bir beyin, olağanüstü bir araştırma uzmanlık gerektiren bir bilim adamına bile sorsan şaşırır, yerlerini şaşırır. Yani git imal et bunu desen edemez zaten. Yani o parçayı imal edemez.
o şeritleri gözden geçecek, aradaki bağlantıyı git burayı yapıştır dese yapıştıramaz bir insana verse. Nereden biliyorsun oradaki hangi maddenin onu yapıştıracağını, bağlantı kuracağını? Oradaki o kitabın ne olduğunu nereden biliyorsun, oraya yerleştiriyorsun? Burada tabii şaşkınlıklar içinde kalıyor. Allah'ın trilyonlarca insan vücudundaki harikasından sadece bir tanesi bu.